Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gizli yayınları 8. sınıf matematik konu anlatımlı soru bankasıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler test 2'nin ilk sorusuyla dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. 2 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin asal çarpanları arasında 2 ve 3 birlikte bulunur diye soruyor. Yani asal çarpanlarından 2 ve 3'ün mutlaka bir arada olması gerektiğini söylüyor. O halde gerçi 2 ve 3 bir arada olacaksa yani 2 çarpı 3 diye düşünürsem bakın birer tanesini alırsam burada 6 olur gençler. O halde diğer sayıların mutlaka ne olması gerekir? 6'nın katı olması gerekir. Şimdi dikkat edersek iki basamak dedi gençler. O halde altının katlarından iki basamakları düşüneceğim. 6'nın altının gençler ikinci katı 12, üçüncü katı 18, 24, 30. Evet altının katlarını yazıyorum. 36, 42, 48, 54. Evet 10. katı 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Gençler burada iki basamaklı sayılarımız bakın bunlar. Evet bunların asal çarpanları arasında 2 ve 3 birlikte var gençler. Evet burada toplamda sevgili gençler 15 tane sayı vardır. Ve 15 yanıtını Denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuza geldiğimiz zaman birbirinden farklı iki asal sayının toplamı 2245 olduğuna göre bu sayıların çarpımı kaçtır diyor. Gençler toplamlar 2245 ise şöyle düşünüyorum gençler bir sayımızı en küçük asal olan 2 alırsam diğer sayı 2243 olabilir. Bakın bu ikisinin çarpımını düşündüğüm zaman 2243 ile 2 çarpalım gençler 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 2 4 ve 2 kere 2 4. Gördüğünüz gibi 4486 sayısı elde edilir diyelim. Ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam edelim. Evet, geldik 3. sorumuza. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanları aşağıda sıralı bir şekilde verilmiştir. Yani gençler küçükten büyüğe doğru verilmiştir. Buna göre işlemin sonucunu istiyor. Şimdi gençler bakın buradaki sayıları şöyle gökkuşağı yöntemiyle eşleştirirsem 1 ile e'nin çarpımı, 2 ile d'nin çarpımı, a ile c'nin çarpımı, 7 ile 16'nın çarpımı, 1 ile 8 ile b'nin çarpımı birbirine eşit olacak. Burada dikkat edersek 7 ile 16'nın çarpımı aslında bize sayımızı verecek. O halde 16 ile 7'yi çarparsam 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 1 7 4 daha 11. Demek ki bu sayımız aslında 112 sayısıdır. O halde e'nin değeri 112'dir. 1 ile 112. 2 ile 56'yı çarparsam 112 elde ederiz. Gerçi 112 3'e bölünmez ama 4'e bölünür. A'ya 4 diyorum. 4 ile sevgili gençler 28'in çarpımı 112 yapar. 7 ile 16 dedik. 8 ile de 14'ün çarpımı 112 yapar. O halde benden istenen işlemi yazarsam. A gençler 4 diyorum. 4 çarpı diyorum. Parantezi açtım. D artı m. D56 E112 Eksi C'nin değeri de gençler burada 28'di. İşlem önce önce öncelikle parantez için halledelim. 4 çarpı diyorum. 156 ile 112'yi toplarsak 168 yapar. Eksi 28. Gerçi 168'den 28'i çıkartırsam 140 kalır. 4 ile 140'i çarparsak 560 sayısı elde edilir diyelim. Ve bunu da C yan seçeneğinde işaretleyelim. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet Bursa seçeneği gençler özür dilerim. Evet. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman A doğal sayısının asal çarpanları ayırmış şekli aşağıda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? A sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri değildir diyor. Gençler bu tür sorularda Al sayısını elde etmeye çalışmayacağız. Bakın yapacağımız yöntem gençler. Evet, bize verilen sayıları asal çarpanlarına ayıralım. Ve o asal çarpanların sayısı gençler A'nın içerisinde varsa çarpanıdır diye düşüneceğiz. Normal yani 20 sayısını 2'den başlayarak bölüyorum. 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 20 gençler 2'nin karesi çarpı 5 demektir. Bakın 2 üzeri 4 gençler burada 4 tane 2 var demektir e, 3 tane 3 var demektir. 2 tane de 5 var demektir. O halde şöyle düşünelim. 2 tane 2 var gençler. şimdi 4 tane vardı. Fazlasıyla var. E, 1 tane 5 lazım bana. 2 tane var. O halde burada A yani 20 bu sayımızın çarpanıdır. 144 sayısına baktığımız zaman 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 tane 3 var. Gerçi 2 üzeri 4 var. Bakın burada zaten 254'ümüz var. 3'den de 3 tane vardı. Bize 2 tane gerekiyor gençler. O halde 144 de bu sayımızın çarpanıdır diyoruz. 405'e geldiğimiz zaman 2'ye bölünmez. 3'den başlayarak bölelim. 405'i 3'e bölersek 135. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldük 5. Evet 5'e böldük 1. Şimdi gençler bakın 3 üzeri 4 çarpı 5. 5 üzeri 1. Şimdi bizde gençler elimizde 3 üzeri 3 var. Yani 3 tane 3 varken bakın burada 4 tane 3 gerekiyor. Bundan dolayı C şıkkı yani 4-5 sayısı A'nın pozitif çarpanı olamaz deriz. Evet 3'den yeteri kadar olmadığı için 405 sorumuzun yanıtıdır diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet, devam edelim. Kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanı 60 metrekaredir. Bahçenin kenarlarının birinin uzunluğu metre cinsinden bir asal sayı olduğuna göre bu bahçenin metre cinsinden çevresinin uzunluğu hangisi olamaz diyor. Şimdi gerçi 60'ı çarpanlara ayıralım öncelikle. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 ile 20'nin çarpımı, 4 ile 15'in çarpımı, 5 ile 12'nin çarpımı, bir de 6 ile 10'un çarpımı. Şimdi kenarlardan birisi asal sayı olacak gençler. O halde bakın 1 ile 60 asal yok. 2 ile 30 gençler olabilir. 3 ile 20 olabilir. 4 ile 15 gençler asal değil. Bakın 5 asal olduğu için 5 ile 12 olabilir. 6 ile 10 da olamaz. O halde kenarları 2 ile 30 olursa çevresi gençler. Evet iki kenarı toplarım 2 ile çarparım. 30 artı 2. 32 yapar 2 ile çarparsak 64 olabilir. D'yi elde ettik. 3 ile 20 olursa çevre uzunluğu. 3, 20 daha 23. 2 ile çarparsam 46. E, C'yi elde ettim. 5 ile 12 olursa gençler. 5, 12 daha 17. 2 ile çarparsak 34 olabilir. Bakın Bursa'yı da elde ettik ama A seçeneği bizim çevremiz olamaz deriz. Evet, 6. soruyla devam edelim. Evet, 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri ile 65 sayısının pozitif tam sayı çarpanlardan birinin toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Gerçekten öncelikle 60'ı ve 65'i çarpanlardan ayıralım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 kere 20, 4 ile 15'in çarpımı, 5 ile 12'nin çarpımı, 6 ile 10'un çarpımı. Peki 65'i çarpımdan ayıralım. 1 kere 65, 1 de gençler 65, 5 ile 13'ün çarpımıdır. Burada gençler seçenekleri nasıl elde edeceğiz onu düşünüyorum. 16 için gençler bakın 16'yı nasıl elde edebiliriz? Öyle düşünüyorum. Bakın burada 5 var. Veya şöyle yapalım. Evet, buradan 13'ü alalım. Buradan 3'ü alalım. 3 artı 13'ten 16'yı elde ederiz. 70'i elde etmek için gençler. 65'i buradan alırım. Şimdi buradan 5'i alırsam 70'i elde ederiz. 125 için de gençler. 65 ile 60'ı alırsam 125 elde edilir. Ama Bursa seçeneği yani 26 sayısı elde edilemez diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bir tane asal çarpanı olan yüzden küçük kaç tane asal olmayan pozitif tam sayı vardır diyor. Gençler şimdi bir tane asal çarpanı olan sayılar ya asal olmalı. Ya da gençler asalın kuvveti olmalı. asal sayının kuvveti olmalı. Şimdi zaten asal olmayan dediği için gençler asal kısmını geçiyorum. O halde asal sayıların kuvveti olacak. Mesela 2'nin gençler bakın 2'nin birinci kuvvetini almayacağım. Çünkü 2'nin birinci kuvveti 2 yapar. Asal olmayan dediği için 2'nin karesiyle başlıyorum. Yani sayımız 4 olabilir. Evet gençler 2'nin üçüncü kuvveti sayı 8 olabilir. 2'nin 4. kuvveti 16 olabilir. 2'nin 5. kuvveti 32 olabilir. 2'nin 6. kuvveti 64 olabilir. 2 üstü 7 gençler 128 olduğu için evet buraya kadar geldik. 3'ün karesi olabilir. Yani 9 olabilir. 3'ün 3. kuvveti olabilir. 3'ün 4. kuvveti olabilir. 3'ün 5. kuvveti gençler 243'tür. Evet o olamaz diyorum. 5'in gençler karesi olabilir. Yani 25. Bir de gençler 5'in 3. kuvveti olamaz diyelim. Bir de 7'nin karesi olabilir. 7 üzeri 3 de gençler yine 343'lü bir sayıdır. O halde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayımız var. Ve Bursa seçeneği doğru cevap olur deriz. Evet gençler. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve alanları 45, 100 ve 120 santimetre kare olan dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden farklı asal sayılardır. Kısa kenarları asal sayı. Ona göre dikdörtgenlerin birer uzun kenarlarının uzunlukları toplamı en az kaç santimetre olur diye soruyor. Gençler şöyle 3 tane dikdörtgen düşüneceğim. Birincisinin alanı gençler 45 olacak. İkincisi 100. Üçüncüsü de 120 olduğunu söylüyoruz. Gençler farklı asal vereceğim için 45'e gençler 2'yi veremeyiz. 3'ü e veririz. 3'ü verirsem bakın buraya 15 kalır. Şöyle düşünüyorum. 100 için gençler bakın ben buraya 2 düşünürsem buraya 50 kalır. Buraya da 5 düşünürsek buraya 24 kalır. Burada amacımız gençler uzun kenarların uzunlukların toplamının az olması. Bunun için bu şekilde bir yerleşim yaptık. Diğer türlü yaparsam gençler mesela ben 5'i buraya kullanmasaydım örneğin gençler şöyle düşünelim. Ben buraya 3'ü kullansaydım bakın burası 40 olmak zorundaydı. 40 da gençler 24'ten daha büyük olduğu için ne olması gerekirdi? Kenar uzunluklarının toplamını arttırır diye düşünüyoruz. O halde buradaki uzun kenarlarımız 15, 20 ve 24 toplayalım. 15, 50 ve 24 topluyoruz. 5, 7, 8, 89 olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. Şöyle geçelim. Bu, da, bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi Sevgili gençler. Asal çarpan sayısı 3 tanedir. En büyük asal çarpanı 11'dir. Asal çarpanların toplamı da 18'dir. Öncelikle gençler. Asal çarpanları içerisinde 11'i olduğu için mutlaka 11'e bölünmesi gerekir. Bakın 180'le gençler 308 11'e bölünmez eliyorum. 210 220 ile gençler 330 11'e bölünürler. Peki bu sayılarımızın gençler 3 tane asal çarpanı var mı diye kontrol edeceğiz. Böyle 2'ye bölerek başlayalım. 110 2'ye böldüm 55 5'e böldük 11, 11'e böldüm 1. Bakın 1, 2, 3 tane yani 2, 5 ve 11 gençler 3 tane asalı var. Asal çarpanların toplamına baktığım zaman da 18 Demek ki buradaki 3 şart sağladığı için sayımız 220 olabilir. Bursa seçeneği de doğru cevaptır diyoruz. Evet 10. soruyla devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin her birine eşit sayıda ve 3'ten fazla kalem dağıtılıyor. Bu sınıftaki öğrenci sayısı 10'dan fazla. E olduğuna göre dağıtılan toplam kalem sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar 3'ten fazla kalem dağıtıyoruz. O zaman en az 4 kalem dağıtılır. Öğrenci sayısı 10'dan fazla olduğu için evet en az diyelim yine 11 öğrenci vardır. 48 için gençler ben 4 tane kalem 12 tane öğrenci alırsam bakın 48'e elde ederiz şöyle düşünüyorum. 68 4'e bölünür. E 4 ile sevgili gençler 17 yani 17 öğrenci alırsam 4'er kalem dağıtırsam 68 sayısını elde ederiz. E yine 4 tane öğrenci kalem ve 21 öğrenci dersem 84'ü elde ederiz. Ama 57 sayısı elde edilemez diyelim. 57'yi gençler bir de şöyle düşünelim. Şimdi çarpanlarına baktığımız zaman 1 çarpı 57 bir de gençler 3 ile 19'un çarpımıdır. Bakın 3 tane kalem dağıtamam diye 19 öğrenci olabilir ama 3'ten fazla dediği için burada herhangi bir şartı sağlayamayız deriz ve bursa seçeneğini işaretleriz. Evet devam edelim 11. soruya geçelim. Evet gençler. 11. 11. sorumuza geldik. Şimdi gençler sorumuza başlamadan önce bize verilen değerleri düzenleyelim. E, düzeltmem lazım basım hatasından dolayı. Bunlar güncellendi gençler. Burası 18. Burası 120. Seçeneklerde gençler A seçeneği 18, B seçeneği 20, C seçeneği 24 ve D de gençler 27 olacak. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan 3 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden ikisinin alanları aşağıda verilmiştir. Alanları verilen iki bölgenin uzun kenarları çakışık olduğuna göre sarı renkli bölgenin çevresini istiyor. Gençler ben bu 18'i böyle 10'a 8 diye parçalarsam. Yani ben buraya 8 dersem 8 kere 9 72'dir. E 10 da gençler 12'nin çarpımı 120'dir. gençler işte ne yaptık? Bakın uzun kenarı 12. Burada uzun kenarı 9 dedim. Yani buraya 9 diyelim. Buraya 9 dersek gençler toplamı 12 olması için buraya 3 kalır. E burası 8 olduğu için burası 8'dir. O halde sarı dikdörtgenin alanı 3 çarpı 8'den 24 santimetre karedir diyoruz. Ve 24 yanıtını C şıkkında işaretliyoruz. Evet 12. soruyla devam edelim. Evet aşağıda iki farklı doğal sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları karışık olarak verilmiştir. Bu doğal sayılardan büyük olanın pozitif tam sayı çarpanların toplamı kaçtır diyor. Şimdi gençler bir sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı da kendisiydi. O halde burada iki sayı varsa bakın şöyle en büyük sayıya baktığım zaman 60, ikinci en büyük sayıda gençler 45. O halde bu sayılar aslında 60 ile 45'in çarpanlarıdır. Bakın şöyle göstereyim 60'ı ve 45'i çarpanlara ayıralım. 1 çarpı 60 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 kere 12, 6 kere 10. 45'i de çarpanlara ayırayım. 1 kere 45, 3 kere 15, 5 kere 9 diyoruz. Şimdi Gerçekten bakın şöyle birleri eleyelim. Birler gittim. Evet ikiler bir tane ikimiz var. Şöyle 2 yaptım. 2 tane 3 var gençler. 3'ler attık. 4'ü ve 2 tane 5'iniz var. 4 şöyle 5'e attım. Daha sonra gençler bir tane 6'nız var. 6 nerede? Buradan. Evet 9 10 10 şunlar gitti. Bir tane 12'imiz var. Şöyle 12. 2 tane 15 var gençler. 15 gitti. 15 gitti. 20 30 şöyle 30 20 e geriye kalan da zaten 40 ile 65'ti. Evet gördüğünüz gibi bunlar aslında 60 ile 45'in çarpanlarıymış. Benden büyük olan sayının yani 60'ın çarpanlarının toplamını istiyor. Şöyle toplayacağım gençler. Gruplayarak toplayabiliriz. 60, 90, 110. 15, 12 daha 27. 10 daha 37. 6, 10, 15. Burası 15. 3, 5, 6. Bunları alt alta yazıp toplayayım. Evet 7, 15, 75 daha 12, 6 daha 18. Elde var 1, 3, 4, 5, 1 de elde 6. 1 de 1 indirdim. Gördüğünüz gibi toplamları 168 oldu. Ve denizli seçeneği doğru cevap olur deriz. Evet devam edelim. 13. sorumuza geçelim. Evet 13. sorumuzda yukarıdaki kutucukları e, kutucuklarda bilgi e, bilgileri veren doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Gerçi ilk öncüle baktığım zaman asal çarpanı yalnızca 2 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Gerçi bu 2'nin kuvveti olacak. Bakın ben 2'nin 7. kuvveti 128'dir. E şartımız sadece en küçük sayı 128'dir. 2 farklı asal çarpanı olan en küçük sayıya gerçi en küçük asallarımız 2 3 5 7'ye devam ediyoruz. Burada en küçük 2 tanesini çarparsam. Evet asal çarpanı en küçük olan evet gençler 6 sayısını elde ederiz. 2 farklı sayıyı elde ederiz. Üçüncü öncüle baktığımız zaman 3 farklı asal çarpanı olan en küçük tek doğal sayı. Gerçi 3 farklı asal çarpanı ve tek dediği için 2'yi alamam gençler. Hadi 3, 5 ve 7'yi alacağım. Bakın 3 çarpı 5 çarpı 7. 3 kere 5, 15, 15 ile 7 çarparsam 105 sayısı elde edilir. 3 tane pozitif tam sayı çarpanı olan 2 basamaklı en büyük doğal sayı. Yani 3 tane pozitif çarpanı olması için asal sayının karesi olması gerekir. Karesi olan sayılar, evet 3 tane pozitif çarpanı vardır. O halde en büyük dediği için, bakın 7'nin karesini düşüneceğim. Yani 49 sayısının 3 tane çarpanı vardır gerçekten. Bakın 1, 49, 7 ve 7 dersem 7'nin birini eliyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyoruz. O halde bu sayıları toplarsam 128 105 49 ve 6'yı toplayacağım. 8, 9 daha gençler 17, 22 28 elde var 2 4, 6, 8 ve 2. 288 yanıtını gördüğünüz gibi C şıkkında işaretleriz. Evet devam edelim. 14. sorumuza geldiğimiz zaman. Et her birinin bir yüzünde farklı doğal sayıları yazılı olan kartlar üzerlerindeki sayılar soldan sağa doğru artacak şekilde sıralanmıştır. Bu kartlardan biri dışındakilerin e, aşağıdaki gibi ters çevrilmiştir. Açık olan kartın dışındaki tüm kartlarda birer asal sayı yazmaktadır. Buna göre açık olan kartın sonundaki kartlarda yazan sayıların toplamı ile sağındaki kartlarda yazan sayıların toplamı arasındaki farkın en az olmasını istiyor. Gençler en az olması için sağdakilerin küçük, soldakilerin büyük olması gerekir. Tabii gençler 20'den büyük olacak ama küçük sayıları alacağım. Soldakiler de 20'den küçük olacak ama büyük asalları alacağız. O halde ben 20'den küçük en büyük 19 var, 17 var, 13 var. 11 ve 7 alıyorum. Çünkü toplamlar arasındaki farkın az olmasını istiyorum. O halde 20'den büyük de gençler sırayla gidersem 23 29 31 37 ve 41 asallarını alırız. Şimdi bunları toplarsak gençler şöyle yapalım. 7 13 daha 20 Evet 19 11 daha 30 Bir de 17'yi toplayacağım. Toplamda 67 yapar. Sağdakilerini yine gruplayarak toplayalım. 21, 29, 31 daha sevgili gençler. 60 yapar. 23, 37'yi toplarsam 60 yapar. Bir de 41'e eklersek 60, 60, 120, 41 daha 161 olur. O 161'den 67'yi çıkartırsam aradaki fark gençler 94 olur diyoruz. Ve bunu da denizi seçeneğinde işaretliyoruz. En evet, sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 15. soruya baktığımız zaman k bir doğal sayı olmak üzere daire içerisinde k sembolünün değeri k sayısının farklı asal çarpanların sayısıdır. Gençler yani burada dairenin içindeki sayının farklı asal çarpanların sayısı bize k'nin değerini verecek. Örneğin gençler 12 sayısının farklı asal çarpan sayısı 12'nin asalları gençler 2 ve 3'tür. 2 tane olduğu için bakın bunun değeri 2'dir. Buna göre işlemin sonucunu istemiş. Gençler 81 biliyorsunuz 81 3'ün 4. kuvvetiydi. Yani asalı 3'tür. O halde bu işlemimizin değeri 1'dir. 45'in asalları gençler 3 ve 5. Yani buradaki değer 2'dir. 210'u da gençler asalları şöyle yapabiliriz. 210'u asal çarpanlara ayıralım. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Gördüğünüz gibi 4 tane asalı var. O halde buraya da 4 diyoruz. Evet burada gençler çarpma işlemi. Burada da toplum işlemi var. 1 ile 2'yi çarparsam 2 artı 4 oldu. 2, 4 daha da 6 olur. Ve denizli seçeneği de doğru yanıttır deriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 16. sorumuzda aşağıdaki tabloda verilen e, tüm pozitif tam sayıların çarpanları o sayı ile aynı satırda yer alan boş kutucuklara ilk, e, ilk kutucuktan itibaren soldan sağa artacak şekilde birer kez yazılacaktır. Buna göre boyalı kutucuklar yazılması gereken sayıların toplamı istiyor. Gerçi 130'un çarpanları düşünelim. Bakın 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 130 gerçi 3'e bölünmez, 5'e bölünür. E, 5 kere 26 10'a bölünür. 13'e bölünür şeklinde bunlar devam etmemize gerek yok gençler. İlk sayımız 13. 85 gençler 1'e bölünür. Evet şöyle yazabilirim bakın 185. 5 ve 17 şeklinde çarpanları ayırırız ve sıralı olduğu için evet ikinci sayımız 1, üçüncü sayımız da 85'tir. 99 gençler 1'e bölünür, 3'e bölünür, 9'a bölünür, 11'e bölünür, bir de 33'e bölünür. O halde dördüncü sayımız 33 olacak. 150 bakın 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. 6 kere 25 150'dir. Evet 10 15'in çarpımı 150'dir. Sıralı yazarsak 15, 25, 30. Buradan itibaren istersek 3 kere 50, evet, 2 ile 75 ve 1 ile 150 şeklinde düşünebiliriz. O halde burada evet, boyalı kutucuklardaki sayılara baktığım zaman Şöyle en büyükten başlayalım. 85 33 30 85 33 30 25 25'ten sonra 13 1 ve 2 Bunları toplayacağız gençler. 5, 3 daha 8 13 16 17 19 Elde var 1 diyorum. 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Toplamları 189 olur. Ve A seçeneği de doğru yanıttır deriz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.